Merhabalar, Kasım ayının gezegen hareketlerini ve bizi nasıl etkilediğine bakmaya devam ediyoruz. 12 Kasım'da Boğa burcunun 19 derecesinde bir dolunay gerçekleşiyor. Güneş Akrep burcunda, Ay Boğa burcunda. Dolunaylar tabii bitişlerle ilgili, sonlanmalarla, kapanmalarla ilgili. Ama tabii biz her ay bir bitiş, bir kapanma yaşamıyoruz. Eğer daha önce başladığımız bir iş varsa ve haritamızda ki denk düştüğü alanla ilgili 19 derecede olması önemli. 19 dereceye artı eksi 5 derecede ve bu ay Boğa burcunda gerçekleştiği için de Boğa, Akrep, Kova, Aslan burçlarında gezegenlerimiz ve noktalarımız varsa oradaki kişiler etkileniyorlar bu ayın, bu dolunayın etkilerinden. Boğa ve Akrep dolunaylarda Güneş ve Ay karşıya geldiği için genel olarak gerilimli zamanlar ve bu dolunayda da Boğa ve Akrep karşıtlığını yaşıyoruz. Ve dolunaylar bize bu karşıtlığın özelliklerini bütünlemeyi talep ediyor bizden. Bu karşıtlığın özelliklerini sindirmeyi, öğrenmeyi talep ediyor. Boğa Akrep karşıtlığı, Boğa burcu sahip olmakla ilgili, kaynaklarla ilgili ve elindekilerinin kıymetini bilmekle ilgili, onu öğrenmekle yükümlü bir burç. Akrep burcu da kaynaklarını paylaşmak ve daha büyük bir güç için birleştirmekle ilgili. Yani biz elimizdekilerin kıymetini bilip onu da diğerleriyle paylaşmayı, öğrenmeyi talep eden bir görünüm bu. Boğa Akrep karşıtlığı. Dolunay bir işin sonucunun nasıl olduğunu bize gösterir. Başlanmış bir işin nasıl sonuçlandığını ve ortaya çıkan meyvenin diyelim ki özelliklerini gösterir. Yani bunun tadı, rengi, kokusu nasıl olacak? Mecazi anlamda böyle değerlendirilebilir. Bu dolunayın, dolunay esnasındaki diğer gezegenler ve burçlar bize bu özellikler hakkında bilgi verir, fikir verir. Baktığımız zaman ayın yöneticisi, Ay Boğa burcunda demiştik, Venüs Yay burcunda, onun yöneticisi Jüpiter de Yay burcunda. Dolayısıyla güçlü bir dolunaydan söz edilebilir. Mars Güneş'in yöneticisi Terazi burcunda, fakat Mars terazide zararlı bir pozisyonda olmasına rağmen yöneticisi Venüs Jüpiter'den aldığı güçle ona bir iyicil bir özellik veriyor anlamına gelebilir. Demek ki dolayısıyla bizim bu dönemde ortaya çıkan ürünümüz, meyvemiz iyicillerle daha güzelleşmiş bir şekilde olduğunu söyleyebiliriz. Burada Venüs'ün Neptün'le yaptığı bir kare açı var. Bu da şu anlama geliyor. Bizim bu ortaya çıkan işle ilgili beklentilerimizin yüksek olacağı, fakat dikkatli olmazsak da hayal kırıklığına uğrayabileceğimiz, o beklentilerin bizim umduğumuz şekilde gerçekleşmeyebileceği anlamına da geliyor. Güneş'in yanında Merkür var, yakın bir derecede Akrep burcunda ve bu Güneş-Merkür kavuşumuna da Neptün, balıktaki Neptün üçgen açı yapıyor. Üçgen açı tabii destekleyici bir açı, bizim düşüncelerimizin, vizyonumuzun geniş boyutlu olduğunu, daha bütünü, bütünsel algılayabileceğimizi ve bu destekleyici açıdan yararlanabilmek için de bizim gelen mesajları, uyarıları alabileceğimizi, daha dikkatli olabileceğimiz anlamına geliyor. Yine dolunay esnasında dolunaya üçgen yapan Satürn ve
Plüton'un kavuşumu var. Üçgen açı destekleyici bir açı fakat Mars-Plüto kavuşumu Terazi burcundaki Mars'a kare açı yapıyor ve Mars-Plüto karesini başka bir videoda daha detaylı bir şekilde anlatmıştım. Dolayısıyla bu kare açıyı bizim dikkatli bir şekilde yönetmemiz gerekiyor. Mars-Plüto devrede olduğu için bu ortaya çıkacak işlerin bir dönüşüme sebebiyet vereceği anlamına geliyor. Fakat bu dönüşüm etkisini biz Dolunay'a bu Plüton'un açısı yumuşak olduğu için Güneş'e 60 derecelik ve Ay'a 120 derecelik daha yumuşak bir şekilde de karşılayabileceğimiz de anlamına geliyor. Satürn yanında olduğu için Plüton'un bu dönüşümün köklü olacağını, geçmişle ilgili bir konuyla ilgili olduğu anlamına da geliyor. Plüto devrede olduğu için dönüşümle ilgili, daha doğrusu bırakılması, terk edilmesi gereken konular akla geliyor. Ve tabii Plüton'un Dolunay'a yumuşak açıları olduğu için de bu dönüşümü daha kolaylıkla karşılayabileceğimiz anlamına geliyor demiştik. Hayatımızdan neleri çıkarmamız gerektiğine ve neleri tutmamız gerektiğine odaklanmamız lazım. Çünkü Boğa burcu ve Akrep burcu ikisi de sahip olduklarına sıkı sıkıya bağlı olan burçlar. Elindekilere Akrep burcu tutkuyla bağlı olan Boğa burcu da sahip olduklarına sahip olduklarıyla yetinmeyen bir burç. Dolayısıyla bu dönüşüme direnç anlamına da gelir. Fakat üçgen açı ve 60 derecelik açı bu anlamda bize bir kolaylaştırıcı etki gönderiyor. Plüto her şekilde bizden, hayatımızdan bir şeyleri, bir şey derken bu maddi şeyler de olabilir. Eşyalar olabilir, kullanmadığımız, işi bitmiş giysilerimiz olabilir. Belki çok uzun zamandır sakladığımız mektuplarımızdır, bir şeylerimizdir. Yani artık hem işimize yaramıyordur hem de artık vedalaşmamız gerekiyordur onlarla. Bunlar olabilir. Bir alışkanlığımız olabilir. Bir ilişki kurma modelimiz olabilir. Haritamızda düştüğü yere göre. Bunlar üzerinde düşünüp de neyi tutmamız, neyi bırakmamız, neden vazgeçmemiz gerektiğine kafa yormamız gerekiyor. Merkür de geri gidiyor. Akrep burcunda yine kendi içimize dönüp de artık vedalaşmamız gereken konularla ilgili derinlemesine düşünmek ve işimize yaramayan, bizi içten içe kemiren, bizi çürüten konularla artık vedalaşmamız gerekiyor. Vedalaşmada da Plüto Oğlak burcunda yanında Satürn var. Saygılı bir şekilde, yani senle daha önce vakit geçirdik. Bu her neyse, eşyamızsa, kişiyse, alışkanlıksa saygılı bir şekilde vedalaşmamız gerekiyor. Hem kendimize hem o konuya gerekli itibarı göstererek vedalaşmamız gerekiyor. Bu Dolunay'ın bize gönderdiği mesaj ve ortaya çıkan durumun yapısı, doğası bu şekilde. Güneş burçlarına göre tabii Boğa burcunda gerçekleşiyor Dolunay. Boğa karşısındaki Akrep, Kova ve Aslan burçları güçlü bir şekilde etkilenecekler. Tarihlere baktığımız zaman doğum tarihlerine 5-15 Mayıs arasında doğan Boğa burçları, 7-17 Ağustos arasında doğan Aslan burçları, 7-17 Kasım Akrep burçları, 4-14 Şubat arasında doğan Kova burçları güçlü bir şekilde etkilenecek. Yani bu burçlar daha önce başladıkları işlerle ilgili bir sonuç alacaklar, bir dönem onlar için kapanacak anlamına geliyor. 19 derecede gerçekleştiği için de artı eksi 5 derece yakınlarında bu burçların gezegenleri ve noktaları olan kişiler de etki alacaklar. Tabii bunun haritamızda hangi eve denk düştüğünü, hayatımızın hangi alanından etki aldığımızı görmek için de haritanın tamamının bir bütün olarak yorumlanması, değerlendirilmesi gerekir. Umarım gökyüzünden gelen mesajları doğru bir şekilde okuyup
hayatımıza olumlu bir şekilde katıp değerlendirebiliriz.